Ben bu sene kendisinden rica ettim. Bir tane daha var, yapar mısın diye böyle bir komik parça yaptım. Bu sefer Ağrı'ya tayin olmuş. Ağrı'ya gidecekmiş. Ah canım ya. Çok güzel. Olsun. Ağrı'yla da hocam ilgili. Ağrılarla. Hocam ilgili. Ya hocam bu arada mesleki şeyle ne diyeyim relasyonlarınızdan çok şey ilişkilerinizden çok şey alıyoruz. Mesela mümessil olarak kapısında beklemekten en zevk aldığım doktorum diyor. Çiporte size Twitter'dan. Hocamızın sayesinde öyle bir tik oluştu ki tweet atarken bile boyun hareketleri yapıyoruz diyor. Bir başkası. Sizin de öyle değil mi? Böyle şey boyun hareketleriniz de var. Onları da yapmak gerekiyor. Siz neye gülersiniz? Şimdi gülüyorduk. Harikaymış. Bizi güldüren her şeye güleriz. Nedir mesela hani bir film mi güldürür sizi, bir şarkı mı, yoksa ne bileyim? Mesela çok güldürdü hocamızı. Hocamız çok güldürdü. Evet, çok güldürdü vallahi, ben muayene olmaya geleceğim. Ama bu arada tırsanak da şey yenge hanıma bakıyor acaba. Eğer izin verirsen. Şey yaptım. Evet hoca bayağı. Muayene satışlarını, muayene şeylerini arttırmak için yapmama ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Aynen. Çünkü. Aslında bizim mizahi bir, değişik bir mizahımız var. Hani öyle herkesin değişik mizahı olmaz. Hani espriden espriye fark vardır. Hı-hı. Bizim yaptığımız birçok şey aslında espri. Bunu bazı kişiler çok iyi anlıyor ama bazı kişiler anlamıyor Esra'nın dediği gibi de. Hı-hı. Mesela hoca sabahtan beri burada çok saygı duydum. O kadar beğendim ki konuşmalarını. Hiç hani hem güzel bir mesleği var hem de bunu kasıntı haline getirmemiş. O kadar mizah gelişmiş ki bunu sempatik bir şekilde sunuyor insanlara. O yüzden tebrik ediyorum çok kendisini. Çok güldüm. Evet, kesinlikle bence. Kimi insan vardır. Ben profesör oldum, kasılıyım, işte şöyleyim, ben bilirim falan. Öyle modları vardır. Hiç değilsiniz öyle. Ama böyle insanlar çok yaşar. Çok da keyifli yaşarlar. Gerçekten yanındakiler insanlara da hep pozitif elektrik verirler ki siz bu çok önemli bir şey, pozitif elektrik. Çok vermesin. Güzel. Çok hoşuma gitti. Peki gayet güzel. Bu Hello Kitty hayranlığınız falan mı var sizin? Evet. Nedir o? Arabanızın üzerine yazdığınız şey Hello Kitty miydi? Hello Kitty, evet Hello Kitty'yi biz çok seviyoruz. Hatta Hello Kitty logosu vardı aracımızın önünde. Hmm. Hatta bu nedenden aracımız bağlandı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bilmiyor muydunuz bunun bir şey olduğunu, suç olduğunu? Biz seviyorduk Hello Kitty'yi ama hani reklam araçları bir tek logo kullanabildiği için çok üzüldük Hello Kitty'mizin yok bağlandığına. Evet. Bağlanması. Çünkü bir şöyle bir şey oldu. Bir trafik polisi bizi çevirdi. Kameralar o sırada çekiyordu. Polis bey dedi ki... alkol denetimi. Hani ya o çok aslında çok trajik bir hikaye. Ne düşünüyorsunuz? Sizinle ilgili, sizinle birlikte... Fotoğraf çektildiği için sürülen bir şey var. Evet, çok acı. Polis memuru var. Çok üzüldük ona. Gerçekten çok üzüldük. Ama keşke poz vermek, şapkasını çıkarmak yerine belki onun da haberi yoktu böyle bir olaydan. Polislerin poz vermesi yasakmış. Üstelik şapkasını da çıkardı ve biz de o sırada gayet içten, iyi kalpli bir şekilde hani fotoğrafınızı çekelim. Promilde zaten sıfır çıkmıştı alkol. O sırada kameralar vardı. O yüzden hani... Twitter konuşuyorduk muhabirlerle. Fotoğrafını çekip sırada, Twitter'a yükleyecektik. Evet, bu anı da Twitter'a paylaşacak mısınız dediler. Ben de paylaşayım dedim. Polis bey poz verin dedim. O sırada meğersem polislerin poz vermesi yasakmış. Ama polis bey o kadar sempatik bir polisti ki sağ döndü, sol döndü, şapkasını çıkardı. Güzel çıkmak için. Daha sonra da aracınızın önünde Hello Kitty var. Bu yasak ama yine de geçin dedi. Kameraların önünde bunu yaptı. O nedenle. Peki ama sizin bu mesela amirlerle tartışmalarınız da çok ünlü. Yani, biz tartışmayı sevmiyoruz. Bir iki kere galiba bir şey. Yani bir ufak tefek bazen insan olabilir ama onun dışında polislerimizi çok seviyoruz. Yani sonuçta bizi onlar koruyorlar. Doğru da değil. Belki hatadır bir iki defa tartışmışsak da. Bunun dışında en son polislerle gayet iletişimimiz iyi, gayet sempatik. Hello Kitty'yi alın oradan. Çıkar. Bir tane Hello Kitty'yi çıkarttık dolaşmış. Zaten. Çıkarttık. Hiçbir polisin başını yakmamak için çıkardık ve çıkardık. Peki. Bir klibimiz varmış. Cicişler. Bu Cicişler meselesi klipten önce bir sormak istiyorum. Bu Cicişler diye bir lakap çıkardınız. Ama sanıyorum bundan 2 sene önce falan programda çıktı değil bizim mi bu? Bizim sabah programımız vardı 2 sezon yayınlanan. Hı hı. Her sabah
günaydın, günaydın, günaydın şeklinde hani sabah programlarında olduğu gibi açıyorduk programı. Bir gün içimden cicişler demek geldi. Günaydın cicişler dedim mesela. Ondan sonra bir ciciştir gidiyor. Ciciş fenomeni oluştu. İşte çok da hoşuma gitti bu. Oradan çıktı. Peki daha sonra bu Twitter'da akımlar başladı. İşte pump işler, işler. Ha, işler. O daha sonra her oldu. Türlü işler gidiyor. Peki o bir rekabet duygusu. Mesela Twitter'da sizin rekabet halinde olduğunuz birileri var mı? Yok, ben öyle düşünmüyorum. Bizim çünkü siz kimden bahsediyorsun hani rekabet anlamında? İsim derken söylesem hatırlar mısın? Söyleyeyim. Hilal Cebeci. Ha, onunla hiç alakamız yok bizim. Çünkü o evde sürekli ve resmini çekiyor sanırım. Öyle bir şey akımı başlattı anlamadım ama biz günlük hayatta yaptığımız sosyal olayları paylaşıyoruz. Hani şu anda partideyiz, şu anda trafikteyiz, şu anda evdeyiz, şu anda böyleyiz. Cicişlerin hani Türkçe anlamı ne? Tam olarak nedir? Var. Arkadaşlar anlamına mı geliyor yani? Cicişler bir sevgi sözcüğü bana göre. Sevdiğim kişilere ciciş derim, sevgilim hariç. Çok özür dilerim ama sonra izninizle baylar sorabilir miyim? Sevgiline ne dersin lakap olarak? Var mı bir şeyin? O özel, o yüzden söylemem. Öz iş. Tamam, girmeyelim oraya o zaman. Bu ciciş klibine girmeyelim. Bir telefon bağlantısı var mı? Var mı? Şimdi ciciş klibine gireriz. Yanlış bir düğmeye basmış oluruz. Burada böyle tatlı tatlı giderken sohbet. Yanlış bir şey mi vardı? Yok yok, yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ruşen'in hazırladığı hiçbir şey yanlış olmuyor. Gayet güzel, edepli oluyor. Bir telefon bağlantımız varmış. Aldım hemen. İyi akşamlar. Var mı hala? Evet, Ayşe Kul İstanbul'dan. Ayşe Hanım, sesim geliyor mu? Ayşe Hanım tekrar bağlayalım. Sesi gelmiyor bize. Tekrar bağlayalım. Hakkını yemeyelim. Çünkü çok haklı olarak 2-3 haftadır telefon almıyoruz. Biz unutuyoruz daha doğrusu. Sohbetin açışını, akışını kesmeyelim diye. Ama izleyicilerimiz artık bildiğin isyan modundalar. Almamız lazım. Necdet abi, döneceğim sana. Abi, senin böyle sesi kısıp inceden bir şöyle hüzünlü bir şarkı söyleme halin var. Bu bir tarz mıdır yoksa yok, çok buzlu mu içiyorsun? Yok yok, hiç. Öyle yapanlar çok olmuş, benzesin diye. Vallahi. Buz koyuyorlarmış sabahtan akşama kadar. Allah. Kısılsın da. Adam zatürre olur ya. Evet, kaç kişi olmuş öyle, hastaneniz olmuş. Ya güzel yani, be. Allah'tan bana geldi. Kısık o değil, babamın sesi de aynı benim gibiydi. Yani hatta eşim bir gün babama eve telefon açmış ben yokken. Merhaba kocacığım demiş yani, hanım bile tanımamış yani. Ha, babadan gelen bir babadan ses. Babadan gelen bir ses tonu. Dedemde de böyleydi aynı. Yani üçümüzde de aynı. Benim kızımda da aynı. Kızımın bir tanesinin Allah da aynı. Sağ olasın. Allah. Yani kısık sesin tonu böyle. Peki ama o kısık ses bazı kadınlara mesela çok erotik gelir. O kısık seste. Bilmiyorum. Yenge, sen şu anda dinleme. Hani böyle bir hiç ahlaksız tek aldığın oldu mu? Necdet, o sese yok, var ya, o sese diye. Yok, kadar şeyler olmaz bende. Vallahi. Canım benim ya. Tamam. Aile adamı olduğu için bir şey diyemiyorum tabii. Ama bir tarz olarak tabii çok da belirleyici bir şey senin tarzında.